neydik ne olduk? Neydik ne olduk, nereye gidiyoruz? İş veya okula gitmekle geçen birbirinin aynı günler. Hep aynı çemberin etrafında dönüp duruyoruz. Ömür dediğimiz son derece kıymetli ve kısa olan bu yolculukta hayallerimiz sadece uzak birer fantezden ibaret. Bizlere dünyaya geldiğimiz andan itibaren hayatın gerçekleri adında kocaman zehirli bir yalan enjekte ettiler. Yaratıcılığımızı, kişiliğimizi, hayallerimizi çaldılar. Bunun yerine birbirlerini zengin etmek için her şeyimizi feda etmek pahasına çok daha fazla çalışmamız gerektiğini modern kölelik sistemine hapsettiler. Gülünç maddi karşılıklarla emeğimizi ve alın terimizi sömürüp bizleri ucuz marketlerin kanserojen gıdalarıyla beslenerek günü en ucuza kapatıp faturalarını ödemekten başka bir şey düşünmeyen robotlar haline getirdiler. Dünyada hiçbir değerimiz yok. Öyle ki ölümcül bir hastalık durumunda dahi kalsanız, eğer paranız yoksa tedavi dahi olamazsınız. Mutlu azınlık her şeyin en iyisine layık ola dursun, bizlerse sadece bu imkanları onlara sağlamakla yükümlü koyun sürülerinden ibaretiz. Üstelik bunu yaparken neden yaptığımızı sorgulamayacak kadar da aptalız. Onların fabrikalarında çalışıyor, onların isteklerine itaat ediyoruz ve sonra bu çalışmamız karşılığında onlardan aldığımız birkaç para karşılığında yine onların marketlerinden kendi imal ettiğimiz kanserojen yiyecekleri alıyoruz. Sadece daha fazla olmamızı, daha çok çocuk yapmamızı istiyorlar. Aynı sürüsünün daha fazla büyümesini ve daha fazla kâr etmesini isteyen koyunlar gibi. Bizler ise aklımızı ve fikrimizi cep telefonlarının ipotene bırakmış zavallılar olarak hastalanıp ölmeyi bekliyoruz. Bir zamanlar insanlar uzun yıllar sağlıklı yaşayıp sevdiklerinin yanında rahatça son nefeslerini verirlermiş. Günümüzde ise huzur evlerinde, hastane köşelerinde uzun yıllar kanser veya kalp hastalıklarıyla mücadele ederek genç sayılabilecek yaşlarda acı içerisinde ve yalnız başlarına ölüyorlar. Sebebi ise hem bizlere sunulan tamamen para kazanma maksadıyla tasarlanmış sağlıktan çok uzak gıdalar, hem de bizleri oyalamak için teknoloji adı altında bağımlısı haline getirildiğimiz radyasyon saçan kablosuz bağlantılar ve cep telefonları. Adları dışında her şeylerinde yabancı, daha fazla kâr elde etmek için mutasyona uğratılmış hayvanlarla besleniyoruz. Tükettiğimiz hayvanların vücutları hastalık ve ilaç istilası altında. Ayrıca hızla kesip satılabilmek için hormonun her çeşidine maruz bırakılıyorlar. Yediğimiz tavuklar yumurtadan çıktıktan sonra 45 günde kesime hazır oluyor. Doğada beslenen bir tavukta bu süre ise ortalama 120 gün. Ama biz bunu görmüyoruz. Medyanın ve gücün sahibi küçük mutlu azınlık bunu görmemizi istemiyor. Hayat bizler için küçük yaşlardan itibaren sisteme itaatkar bir fert olarak yetiştirmemizi üzere imkanlarımızı seferber ederek eğitim konularından başlıyorlar. Zaman geçtikçe çocukluğumuzun saf ve masum hayalleri yerini sistemin istek ve arzularına bırakarak hızla bizleri ele geçiriyor. Eğitim kurumlarında kazananların yazdığı sahte tarihi, cahillerin formülize ettiği yanlış kitapları ezberliyoruz. Sonra da laboratuvar denekleri gibi sınava tabi tutulup değerlendiriliyoruz. Üstelik bunu hiç sorgulamadan kendimize amaç edinip bunu başarabilenlere gıpta ile bakıyoruz. Çünkü bize empoze edilen iyi veya kötü anlayışımız bundan ibaret. Kişinin iyi veya kötü olduğuna kariyer denen olguya bakarak karar veriyor, ancak altında yatanı asla görmek istemiyoruz. Sistemin kurallarına ne denli itaatkar olursak, küçük hayatımıza koyabileceğimiz küçük eşyaların sayısı o denli fazla olur vade aslında sistemin temel mantığı. Bir zamanlar doğayla bütünleşik yaşayan insanoğlu bilinçli olarak tembelleştirilip pasifize ediliyor. Genetiğimizdeki gereksinimlerini minimum seviyede karşılamak için sistem teknolojinin nimetlerinden faydalandırıyor. Maceracı ruhları baskılamak için bilgisayar oyunları ve filmlerle oturduğumuz yerden yaşadığımız sahte maceralarla ruhumuzu tatmin etmeye, aynı zamanda uyuşmaya devam ediyoruz.
Sistem bizlere bunları yapıyor olsa da görünen o ki en büyük suçlu yine bizleriz. Bizler çünkü kim olduğumuzu unuttuk. Nereden geldiğimizi, harekete geçmeyi, düşünmeyi ama gerçek anlamda düşünerek harekete geçmeyi unuttuk. Birçok şeyin farkında olsak da umursamıyoruz. Sadece dışarıdan birilerinin gelip bir şeyleri değiştirmesini umut ederek kendimizi avutuyoruz. Bizim için tek geçerlik para. Sistemin bizleri baskılamak ve kontrol altında tutmak için kullandığı ve değeri yine sadece bizlerin emeğinden doğan bu değersiz kağıt paralar için emeğimizi, sağlığımızı, dostlarımızı ve aşklarımızı feda ediyor, daha fazlasına sahip olabilmek için doğayı katlediyor, birbirimizi öldürüyoruz. Çünkü sistem bize daha fazla paramız olduğuna, istediğimiz her şeye sahip özgür ve mutlu bireyler olacağımızı öğretti. Daha çok parayla neye sahip olabilirsiniz? Sistemin modern uyuşturucusu cep telefonları, maceracı ruhumuzu baskılayan oyun konsolları, her şeye üşenmemizi sağlayan ancak dışarıda bırakıldığında toplumdaki saygınlık algısını tatmin eden lüks arabalar, kozmosun zaman çizelgesinde küçücük bir nokta kadar olan ömrümüzü boyunca sistemin daha çok çalışma ve daha çok itaat etme karşılığında bitmek tükenmek bilmeyen vaatlerinin belki de en sonuncusu ve en büyüğü de modern günümüzün insanına sistemin yaşattığı tüm bu tahribattan kurtulacağına inandırdığı emeklilik olgusu. Ömrümüzün en son birkaç yılını artık rahat yaşamamızı vaat ederek tüm bir ömrümüzü elimizden aldıktan sonra size sunulan bu asparagas mutlulukla ömrümüz boyunca sizi sömürmekten başka bir şey yapmamış olan sisteme son bir kez defa sarılmamızı sağlıyorlar. Sistemi devam ettirmeleri için kendimize siyasetçiler seçiyoruz. Bu da insanoğlunun doğasından gelen sürü liderliği içgüdüsünü tatmin etmek için yapılan ve sistemin devamlılığını garantileyen başka bir uygulama. Siyasetçilerin hepsi aynı trende yolculuk yapan yolcular gibidir ve trenin varacağı durak asla değişmez. Uzman oldukları konuysa toplum dediğimiz insan kümesinin dönemsel olarak değişen duygusal ihtiyaçlarını tespit edip sömürmektir. Suni olarak sistemin yarattığı sözde maddi sıkıntılara çare olmak, dedelerimizin ihtişamlı güzel günlerine geri dönmek ve din gibi insanların en zayıf, en az anladığı noktaları sömürmek tek yetenekleridir. Gerçekte ise bizlere zerre kadar umursamazlar. Bizlerin alın teri ve emekleri gasp edilerek sahip olunan lüks konutlarda ikamet eder, en iyi imkanlardan bizler sayesinde faydalanırlar. Gerçek şu ki, tek değer verdikleri şey bir grup mutlu azınlıkla beraber, bizim sayemizde sahip oldukları güçte bizlere rağmen sistemin bozulmadan işletilebilmesidir. Eskiden insanların sayısı günümüz dünyasına göre çok daha azdı. Bu yüzden insanlar her alanda çok daha kıymetliydi. Gelişen teknolojiyle sistem insanları çok daha fazla denetleyip baskılama gücünü elde etti. İnşaat alanındaki yenilikler gökdelenler yapmamızı olanak sağladı. Böylece büyük insan kitleleri koloniler halinde buralarda barındırılabiliyor ve sisteme sınırsız iş gücü sağlıyorlar. Kameralar ve GPS'ler sayesinde toplum her daim sıkı bir denetim altında tutuluyor. Sistem kendine dair tehdit olarak algıladığı en ufak bir hareketi dahi en sert şekilde zaman kaybetmeden cezalandırıyor. İnsanoğlunun genetiğindeki bencillik sistemin dayatmasıyla hiç olmadığı kadar ayyuka çıktı. Sadece kendimizi düşünüyor, asla empati yapmıyoruz. Öylece toplumun içerisinde karışıyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz, duyuyoruz ama işitmiyoruz. İnsanların insan olmaları bizler için yeterli değil. Dinlere, dillere, ırklara bölüyoruz, böldükçe de bölünüp parçalanıyoruz. Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerektiğini idrak edebiliyorsanız buna kendinizden başlamalısınız. Dünyadaki en güçlü silah tanklar, uçaklar veya nükleer silahlar değil, birlikte hareket edip düşünebilen insan kümeleridir. Sistem bu gücün farkına varalı çok oldu. Topluluğun gücünü kendi çıkarları doğrultusunda yıllardır kullanıyorlar. En büyük kabusları ise toplumun düşünmeye başlayarak
kendine karşı dönmesi, küçük insan kümelerinin birleşerek doğanın bize hediye ettiği hayatı geri istemesi. Zamanımız çok az. Seçeneklerimiz çok kısıtlı. Bunun olduğunu biliyoruz. Yine de eğer istersek her şeyi değiştirebileceğimiz gerçeğini de kimse göz ardı edemez. Hali hazırda umursamadan, görmeden, duymadan sistemin size sağladığı döngüye devam ederek ölümü bekleyebilirsiniz. Veya yeni kararlar alarak saplantılı, sabit fikirlerinizden kurtulabilir, ufak da olsa bir şeyleri iyi yönde etkileyebilmek adına bir şeyler yapmayı düşünebilirsiniz. Sistem insanlara istediğini dayatsın. Eğer biz istersek boyun eğmek zorundalar. Çünkü bizler olmadan bu gemi yürümez. Bu geminin kaptanı biziz. Bizler kaptanız. Bu sizin hikayeniz. Doğanın hikayesi. Hayvanların hikayesi. Varoluşun hikayesi. Bu bizim hikayemiz. İflah olmaz bir romantik edasıyla size umut veya umutsuzluk aşılamayacağım. Sadece özgür bir dünyayı düşleyip kararlar almanızı, harekete geçmenizi tavsiye edeceğim.